Hayır dolaşıp ben de la mekanım, mekansızım, la mekanım, mekansızım. Dal bayırda ömrüm geçer, la mekanım, mekansızım, la mekanım, mekansızım. Sevgili Selçuk Seraten ve Çırak Aptal izleyicileri, bugün çok değerli bir sanatçımız Erdal Erzincan ustamızın gönül hanesindeyiz. Aşıklar, tabi büyük ustalar hep öyle demişler. Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan tutun. Günümüzü anlatır. Kendi çağında ne yaşadıysa onu anlatır. Ben de gördüklerimi anlattım hocam naçizane. Kendimce ilk önce bir şiir olarak gördüklerim. Ben hakikat, ben doğrudan yanayım. Kirakanın pınarına sığınmam. Hak divanda gölge buldum çok şükür. Cehaletin çınarına sığınmam. Yalnız sanma böyle ışık saçarken. Hak ben nedir ilme yelken açarken. Boş alimin dalgasından kaçarken her limanın kenarına sığınmam. Bizariyem insan süzerelerim. Sanmayın ki akılları çelerim. Üç kuruşu fukarayla bölerim. Padişahın dinarına sığınmam demiş. Zaman öyle bir zaman ki fikir yok fikir üstüne. Zaman öyle bir zaman ki fikir yok fikir üstüne. Dört yanım softa inan ki riya var zikir üstüne. Dört yanım softa inan ki riya var zikir üstüne. Dünyada kalmadı tadım, ne hayalim ne muradım. Fakiri anlayamadım, yaşıyor şükür üstüne. Cahiller görmez rahı, hayali cennetin bağı. Cahillik görmez rahı, hayali cennetin bağı. İmamın bir tek merahı, münkerle nekir üstüne. Hocanın bir tek merahı, münkerle nekir üstüne. Dünyada kalmadı tadım, ne hayalim ne muradım. Yoksulluğu anlayamadım, yaşıyor şükür üstüne. Gel üzme dost ile yari, bir şey değişmeli bari. Gel üzme dost ile yari, bir şey değişmeli bari. Mazlumlar için bir zari, bu çağın tükür üstüne. Garipler için bir zari, bu çağın tükür üstüne. Dünyada kalmadı tadım, ne hayalim ne muradım. Yoksulluğu anlayamadım, yaşıyor şükür üstüne. Dünyada kalmadı tadım, ne hayalim ne muradım. Fakiri anlayamadım, yaşıyor şükür üstüne. Biz de elimizden geleni tebrik ediyorum. Bunu. Çok güzel. Yani bu devirde aşıklık yapmak çok zor. Yani o aşıklığın müşteri bulduğu dönemde aşıklığı yapmak çok çok zor değildi bence. Yani onların zamanında bir muhabbet ortamı vardı. Bir muhabbet ehli insanlar vardı ve o muhabbet ehli insanların içinde hep birlikte herkes enerjisini bir aşığa yüklüyor ve aşıkta her şey dile geliyordu. Böyle bir doğal bir ortam vardı, doğal bir süreç vardı. Doğal bir motivasyon kaynakları vardı onların. Şimdi
O damarı devam ettiren sizler gibi ustalar artık diyeyim. Motivasyon kaynağınız zayıf. O yüzden kendiniz böyle bir suni motivasyonla bunu yapıyorsunuz. Bu zor olan bu. Bu zor, böyle bir zorluğun üstesinden gelmeye çalıştığın için öncelikle ben tebrik edeyim ve çok güzel tam o damara, o geleneğe uygun sözcüklerle beziyorsun şiirlerini. Çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Sizden bunu duymak benim için büyük bir onur ve şeref. Samimi dileklerimi söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yolun her daim açık olsun. Sağ olun. Evet. Bu konuda aklıma hemen bir dörtlük geldi. Bizim sizin oralı hatta Pazar Yolu ilçesinden Aşık Selahattin Kazanoğlu, belki bilirsiniz. Hı hı. Öyle diyor bir şiirinin son dörtlüğünde. Kazanoğlu, mail vermedim hama, hayal fotoğrafı yansımaz cama. Ben de Karaca olan olurdum ama aşık olunacak çağı kaçırdım. Evet. Tam bunu özetlemişti. Ben yani yarım saattir debeleniyorum işte dörtlükle. Estağfurullah. Söylemiş usta. Estağfurullah. Neyse. Sizden bir son bir eser daha alalım. Eyvallah. Yine bir aşık eser. Gönlümüzden ne yapar bizim için. Aşıkların şahı Veysel Baba'dan dünyada tükenmez Murat varmış. Dünyada tükenmez Murat var imiş, var imiş efendim. Ne alanı gördüm ne Murat gördüm hey. Ne alanı gördüm ne Murat gördüm sevdim hey. Meşakkatin adın Murat koymuşlar, koymuşlar efendim. Dünyada ne lezzet ne bir dat gördüm uyur. Dünyada ne lezzet ne bir dat gördüm sevdim. Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan efendim? Gülüp baştan başa muradına gülüp baştan başa muradım alan sevdim uyur. Muradım aksudu hepsi yalan de yalan de yalan. Ölüm dünyada hakikat gördüm hey. Ölüm
dünyada hakikat gördüm, sevdim Dönüyor bir dolap çarkı, belirsiz, belirsiz, belirsiz. Çağlayan bir su var arkı, belirsiz uyur. Çağlayan bir su var arkı, belirsiz sevdi. Veysel neler satar narkı, belirsiz, belirsiz, belirsiz. Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm, ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm, sevdim hey. Çok teşekkür ediyorum hocam. Herkes döneminden şikayetçi, gördüğün gibi işte evet. Veysel de döneminden şikayetçi. Ne müşteri gördüm, ne hesap gördüm diyor. Mevlani diyor şimdiki işte zaman güzeline mail bağlama, kimi denkbaz olur, kimi düzenci diyor. Yani herkes döneminden şikayetçi. Buradan aslında umut, yani bu sentezden, bu şeyden, sonuçtan bir umut doğuyor aslında. Pür Sultan şikayetçiyken bize bu gelenek aktarıldıysa, bu kadar zenginlik aktarıldıysa ve Pür Sultan'dan sonra bu gelenek çağıl çağıl akıp bize ulaştıysa, şikayetçi olduğu halde, bizim de şikayetimizden bir şeyler doğacak. Önemli olan aslında şikayet çok önemli bir şey. Şikayet şeyin kapısı yani. Umudun kapısı bence. Umudun kapısı. Şikayet edebildiğimiz zaman bir umut. Bir şikayet, eleştiri. Evet. Tabii. Umut, içinde umut olan bir şikayet her zaman bir pozitif bir şeye gebedir. Aşıklarımız hep eleştiri veya şikayet ettikti ama bir umut bağlamış ve yani gelecek günlere daha aydınlık bir yarınlar olsun olması için bir umut bağlamış. O yüzden bu türküleri yakmışlar. Kesinlikle. Yapıcı ama hepsi yapıcı. Yani yıkıcı değil. Yıkıcı değil. Evet. Yapıcı olmak lazım. Şikayet tabii ki, niye şikayet? Toplumun hataları, insanların hataları, bunlar sebebiyle şikayet etmişler. Ama yapıcı şikayet. Olmak. Yapıcılığın sayesinde bu güzellikler bizim karşımıza çıkmış. Evet, yapıcı, insan da yapıcı olması lazım. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor tabii ki. Aklıma yine bir deyiş getirdi sözleriniz hocam. Bir deyiş çalmak istiyorum eğer tabii ki müsaadeniz olursa. Tabii ki. Adem'den, insandan bahsediyor. Usta Aşık, Dertli Polat, Ozan Dertli Polat, Çukurova'da, Adana'da. Bir bu deyişle havalandıralım. Gönül cahile yalvarma, yarana merhem mi olur? Sakın meclisine varma, ehli sohbetten mi olur? Sakın meclisine varma, ehli sohbetten mi olur? Bırak fani saltanat, bırak fani saltanat, köşkü, apartmanı, katı.
Bak şahlandı aşkın atı, eşkin atta gemi olur. Bak şahlandı aşkın atı, eşkin atta gemi olur. Sakın dertli Polat sakın, sakın dertli Polat sakın, olma hürafeye yakın. Adem ol edebin takın, edepsiz Adem mi olur? Adem ol edebin takın, edepsiz Adem mi olurdu? Yani en güzelini burada söylemiş aslında evet. Ustamız. Dediğiniz gibi bir şikayet var ama edepsiz Adem mi olur diyor. İnsanlara evet. Yol gösteren. Aşıklar böyle. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bizi hanenize kabul ettiniz. Bu güzel programı yapmamıza vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yol seçmişsin. Aşığın ışığında yolumuz her zaman aydınlık olsun, daim olsun. Aşığın ışığını söndürmemek lazım. Sen de bunun için çaba gösteriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizden aşık türkülerini dinlemek her zaman inşallah nasip olursa her zaman isteriz. Evet. Bir günde siz bizim gönül halimize gelin inşallah. İnşallah. Her zaman bekleriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Çırak Aptal ve Selçuk Seratem izleyicileri, bu haftalıkta bu kadar. Erdal Erzincan hocamıza çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.